Merhabalar ben Burak Şambak. Kanalımdaki uzun eğitim videolarının yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyorum. Bu kısa hap eğitim videomuzun konu başlığı 60 saniyede göz rengini değiştirmek. Bir anlamda retouch yani rötuş. Adjustment layers yani ayar katmanlarının içindeki hue saturation yani renk doygunluk seçeneğini kullanarak göz rengi değişimini kolayca ve çok kısa bir sürede gerçekleştirebilmek mümkün. Hadi şimdi Photoshop'a geçelim. Bu işlemi hızlıca ve kolayca nasıl yapıyoruz birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Çok kısa bir sürede ve kolayca göz rengini nasıl değiştireceğimizi birlikte göreceğiz. Bu örnekte uzun uzun anlatacağım. İkinci örnekte bu örnekte de süre tutacağız. Bakalım kaç saniye sürecek. İlk olarak katmanlar panelinin altındaki soldan dördüncü simge yani adjustment layers yani ayar katmanlarını tıklıyorum. Sonra buradan hue saturation yani renk doygunluğu seçiyorum. Renk doygunluk penceresi burada açıldı. Eğer sizde bu pencere properties penceresi açılmazsa buradaki yukarıdaki ana menüdeki window yani pencereye tıklayıp buradan properties'i tikli hale getirmenizi öneriyorum. İlk olarak sonradan değiştirebileceğimiz için hangi rengi seçtiğimizin hiçbir önemi yok. Herhangi bir renk seçiyoruz. Gördüğünüz gibi saçma sapan bir renge dönüştü bu. Hiç önemi yok bunun. Sonradan değiştirebiliyoruz çünkü bunu. Bu Q yani renk sürgüsünü değiştirdim, yerini değiştirdim. Ardından bu bir ayar katmanı olduğu için bir maskeyle geldi ve şu anda maskemizin rengi beyaz yani geçirgen. Mac için Command E, Windows için Control E tuşlarına basıp bu maskenin rengini siyaha çeviriyorum yani geçirgenliği ortadan kaldırdım. Şimdi bu siyah maske içinde bir delik açmam lazım. Bunun için de sol taraftaki araç çubuğundan soldan Fırçayı yani brush tool'u seçmem lazım. Bu seçtiğim fırçanın boyutu bu boyayacağım gözün renkli kısmına uygun bir boyutta olması gerekiyor. Ve bunun sertliğinin yani hardness'ının da sıfırda olması gerekiyor ki burada da durum bu. Sonra şu sol taraftaki ön plan arka plan renklerinin ön tarafta olanının beyaz olması lazım. Çünkü bu maske siyah. Eğer bu farklı bir renkte ise örneğin ön tarafta siyah varsa ya buradaki sola ve aşağı doğru oka basıyordum ya da X harfine basıyordum klavyemdeki. Ve şimdi şu anda kahverengi olan bölümleri boyamam gerekiyor. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Bakın bir hata yapayım. Farz edin ki yanlışlıkla şu kısmı da boyadım. Ne yapmam gerekiyor? Elbette hepiniz biliyorsunuz. Gelip bu rengi siyaha çevirmem gerekiyor ve yanlış boyadığım yerlerin üzerinden gidersem o fazladan boyadığım yerler silinmiş oluyor. Şimdi ben bu maskenin içine gireyim. Alt veya option tuşuyla gördüğünüz gibi ben bu boyadığım yerleri burada da görüyorum. Bakın şuralarda silmediğim yerler varmış. Bunun faydası da bu. Tekrar alt Windows için, Mac için option tuşuna basıp yine maskeden geri çıkıyorum. Bunun görünürlülüğünü kapatıp açtığımda sadece bu gözlerin renkli kısımlarının etkilendiğini görüyorum. Şimdi ben şu anda maskeyi seçmiş durumdayım. Bunun sol tarafındaki ayar katmanının hue saturation yani renk doygunluk kısmına tıkladığım zaman buraya bir çerçeve geldi. Yani ben seçildim dedi. Size ilk başta söylediğim gibi renk değişikliğini şu anda yapabilirim. Tekrar yapabilirim ya da. Bakın yeşil oldu. Mor oldu. Kahverengimsi bir şey oldu. Burada yani hangi renk doğru, hangi renk yanlış diye bir şey yok. Herhangi bir rengi seçip bu renk oldu dediğiniz anda bunun doygunluğunu ikinci sürgü olan saturasyonla Arttırıp azaltabilirsiniz. Ve parlaklığında şu alttaki lightness sürgüsüyle açıp koyulaştırabilirsiniz. Bu sıfırda geliyor. Bir iki birim sadece arttıracağım. Bakalım. Öncesi sonrası. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlemle. Biz ne yapmış olduk? Gözün rengini değiştirmiş olduk ve bu anlattığım için uzun sürdü. Ardından da katmanlar panelinin en sağdaki hamburgeri tıklayıp buradan flatten image yani görüntüyü düzleştir her seferinde kaybediyorum. Hah gel üstündeymişim. Tıkladım ve gözümüz değişti. Şimdi bu örnekte ben süre tutarak bu işi yapacağım. Bakalım kaç saniye sürecek. Çok konuşmadan bu işi yapacağım. Ayak katmanları Hue Saturation herhangi bir rengi değiştir. Maskeyi seç, ctrl E, Command E'ye bas. Fırçanın rengini X tuşuna basarak beyaza getir. Boya şu an hızlı da almıyorum, boyuyorum. Şöyle yaptım. Üst kısma sonra yapacağım. Seni de boyuyorum. Şöyle yaptım. Fırçayı küçült. Buraları boya. Kenarları yani. Şöyle yaptım. Burayı da boyadım. Katmanın kendisine tıkla. Rengi değiştir. İstediğim renk için. Yani birazcık oynuyorum şurada. Yeşile çevirdim. Saturasyonu arttırdım ve flatten image görüntüyü düzleştirdim ve şu anda ekranda kaç saniyede bu işlemi yaptığımı görüyorsunuz. Oldukça renksiz kahverengi, koyu kahverengi gibi göz ilk örnekte yaptığımız gibi yine çok farklı bir renge dönüşebiliyor. Mavi renk bunun ilk başındaki durum, yeşil renge dönüşebiliyor. Hem çok kısa zamanda hem de çok basit bir yöntemle. Bu kolay yöntemin size faydalı olacağına ait inancım tam. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor. Benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şambak. Hoşçakalın.